Benim adam da bu değil mi? Ben bir sanayi grubu. Daracık yere sıkışmışlar. Her türlü sanat bir arada. Kimler derler? Besino. Lağabımıza Samsak Mehmetler derler. Evet. Hangisinin oğlusun? Ben Samsak Mehmet'in torunu oluyorum. Evet. Kızının oğlu olmuş oluyorum. Evet. Peki bu mesleğe böyle bir tavsiyeyle mi girdin yoksa böyle bir kendin isteyerek mi bu işe atıldın? Efendim, kısaca anlatayım. Bu mesleğe 1974'te babam rahmetli oluyordu. Evet. Adana'ya göç yaptık. Evet. Adana'dan bizi dayılarım, eniştem bu sanata koydular, kaporta boya atölyesine. Evet. Biz 74'ten bu sanata başladık. 1981'e kadar Adana'da kaldık. Evet. Mesleğe kavradık, tabi sanatkar olduk. Derken geldik memleketimize hizmet yaparım diye. Evet. 1981'de kendi atölyemizi açtık, Besni'de. Evet. Derken benim askerliğim şey oldu, askere gittim geldim. Evet. Ondan sonra bu belediyenin dükkanları yapıldı, otogarın üstüne. Evet. Derken bir parça, yedek parçaya heves ettik. Evet. Şu an hem yedek parçacılık yapıyorum, hem kaporta boya atölyem var. Çok güzel. Peki şöyle diyeyim, şimdi Besni'de diyorlar ki bu Besni'de neden göçtüler? Bak sen de Adana'ya gitmişsin, gelmişsin. Neden göçtük acaba? Sebebi neydi acaba? Efendim, senin genç olarak sana da söyleyeyim, fikrinle neden göçtüler? Şimdi Besni'den geniş iş sahası olmadığından, evet, bizim daha önceden geçmişten, bu ağanın, paşanın olduğu zamanlardan, evet, halkımız genelde işsizdi yani. Evet. Yeni yeten gençlerimiz baktı ki Kore'de bir iş yapamıyor. Evet. Büyük şehirlere akın ettiler. Evet. Halen daha Uşak'ta, İstanbul'da, Ankara'da çok hani Türkiye'nin 67 vilayetinde Besni'de var. Peki şimdi diyorum ki bazı diyorlar efendim gurbete gidenin sırtına yadırgıyor kendini adam olmaz. Hiç dışarı gidip de adam olmayanı gördün mü böyle perişan gidip duranı duydun mu? Şimdi ben kendimden pay biçim, dışarıya gittik biz. Bilmiyoruz hani sanatkar olmayan bir adam yarım canlı bir insandır. Hatalarımızdan kalma biraz. Ben dışarıya gittim, sanatkar oldum, geldim. Yani az da çok da olsa memleketimize bir hizmet yapıyorum. Peki şimdi sen o şu bu şehrin yeri dar diyorlar. Yani sanayi çarşısı yok. Herkes şikayet ediyor. O zaman elektrik yoktu diyorlar, su yoktu diyorlar, bataklıktı diyorlar. Evet. Şimdi buraya fabrika güvenilir mi sence soruyorum. Senin şimdi iki mi, buraya bir fabrika kurayım desen nereye kuracaksın? Güvenilir mi? Şimdi güvenilir kaynaklar çok. Çok. Yani, evet. Boş olan araziler çok. Böyle
ekine elverişli olmayan yerler, fabrika kurulacak yerler, gayet müsait yerler var. Evet. Peki sana şöyle genç olarak sorsam, sana bu şehri kur deselerdi, bundan 50 yıl önce genç olsaydın nereye kurardın? Senin fikrin nedir? Keysun yazısına kurardım. Evet. Bana böyle bir şey önermiş olsalardı. Evet. Bir de Gölbaşı istikametinde. Evet. Burunçayır diye bir köy var. Evet. Dündar yazmış. Evet. Otobanın üstüne kurardım ki şehir daha güzel bir şekilde gelişsin. Evet. Hem karadan yol var hem de şeyden demir yol. Zaten bir memlekete yabancı girip çıkmadıktan sonra biliyoruz o memleket kalkınmaz. Evet. Tabii. Peki şimdi ikinci şıkta diyoruz ki biz 5 yıl olarak evet. Bu memleketi yeniden şenlenmek, göçü durdurmak iyi bir şey yardım olması için 5 vilayette ben bunu sürdürüyorum. Yani bunu bir terim olarak atıyorum ortaya. Diyorum ki 5 vilayet bir vakıf kuralım. Evet. Elimizdeki olan paramızı gidip bankalarda süründüreceğim de kendi vakfımızda bir banka gibi şirket. Bu Garanti Bankası kurulurken şirket kurdu. Ben orada ustaydım. Evet. Tamam mı? Şirketten bankaya dönüştü. Mesela Besin'de Gayardın'a ev yapalım, 500 lira burada kira, 500 bin lira kira çok pahalı. Evet çok pahalı. Ha. Ev yapalım, vatandaş ödesin. Biliyorsunuz hükümet evleri yapıldı, kimse şikayet etti mi? 20 sene ya kira gibi ödedi, 30 bin lira şimdi 1 kilo, 2 kilo yağ parası. Evet. 2 kilo evredi yağ da etmiyor ev. Yapmıyor, yapmıyor. Düşün, hiç kimse mütevazı oldu mu? Hiç kimsenin senedi protestosu yok. Şimdi 20 sene oturdu, 32 bin lira ödedi. İşte evet. Bu biz de bunu böyle getirelim diyoruz. Artık sırt sırta verip 5 lira bir araya toplanalım, gücümüzü her yerde gösterelim. Uşak'ta, İzmir'de, Adana'da, Gaziantep'te bu şirket her yere koşacak. Evet. Dükkan kime lazım? Evvela ön sırada sanayici, iş adamlarına, ondan sonra ev ihtiyacı olanlara. Böyle bir fon olursa, şey olursa sen de katkıda bulunur musun? Mutlaka tabii. Ben seve seve katkıda bulunurum. Evet. Kendim olduğum. Evet. İkincisi de bir folklorumuz eksik. Bir millet, bir memleket folkloruyla, sporuyla ünlüdür. Bugün dünyanın her yerinde böyledir. Evet. Spor o memleketin tanıtımıdır, aynasıdır. Mutlaka. Biz bunu da bir folklor kuralım diyorum. Sporumuz var. Sporla folklor kuralım. Zaten bu filmlerin geliriyle de bir folklor kuracağız. Size film göndereceğiz. Besli filmi olarak. Evet. Herkes bir tane aldığı zaman bundan alacağımız 3-5 bağışla da bir folklor kurmak istiyoruz. Bunda da maddi manevi şey de bulunur musunuz? İmkanım olduğu kadar destek olurum. Ben şu memleketin gelişmesini taraftarım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar hiçbir besini de itiraz etmedi. Çünkü ortam da bu. Kendi memleketimizin, kendi kökümüz çalsın söylesin. Tabii. Mesela Antep'te hemşehrimizin düğünü var, binsin arabaya sabahleyin, düğününü yapsın, onları eğlendirsin, düğün yapsın gelsin. Tabii. Ne güzel bir şey. Adana'da mı gitsin, düğünü yapsın, besinler, orada kim gelir düğüne? Besinler gelir. Tabii. Onları eğlendirsin, kendi havamızı, kendi türkümüzü. Ha. Çok iyi bir şey olur. Yani büyük bir masraf, büyük bir şeyi yoktur bunun. Mesela insan... maliyeti. Evet. Tabii bu sanayi değil işte görüyorsunuz dükkanlar bir sanayi dükkanı değil. Sadece bir uydurmasyon dükkanın içinde bu sanatçıya böyle mücadele veriyor. Suvası yok. İşte Ahmet Medet Ağır. Evet. Aşağı şehirdesin. Lağabınızda kimler derler? Lallazınoğlu Ahmet Efendi derler. Evet. Babama. Peki. Lağab olarak da Şeyh Mehmetler derler. Evet. Peki obanız aşağı şehirde hangi obada oturuyordunuz? Külhanoğlu'nda. Külhanoğlu'nda. Güzel. İdris şimdi, Mahallesi. Evet. Bu mesleğe nasıl atıldı? Şöyle kısa da anlatabilir misin? Bu mesleğe şimdi daha doğrusu pijine öğrendim. Bir evet. Usta yanında çalışmış değil. Evet. Kafamı yordu. Evet. Bunu heves ettim. Şimdi de memnunum. Güzel. Yani kendi atılganlığından. Tabii. Yok. Kimse de şey peki, yok.
Ha, yeri gelmişken iyi sesler. Bu besillerin, bak sen nasıl bilmeden atıyorsun, yeter ki bir görsün. Bu besiller gidiyor, kasap başka seksizlik oluyor, öbürü bir iş yapıyor. Yani hangi iş olsa dalıyorlar. Bu neden geliyor bu, bu cesaret nereden alıyor? Bizim besnili hemşirelerimiz, arkadaşlarımız işe yönelgen, iş sahibi, işi çevirmek istiyor, çevirmek istiyor. Ha. Ama bir taraftan da elinde bir tutanağı olmayınca, maddi veyahut manevi durumdan bir destek olmayınca bir iş yapamıyor. Evet. Ben de öyleydim. Bundan 20 sene önce şu oksijen kaynağı, evet, bir tarafta yoktu, benden başka. Evet. O işi ben kendim yönerdim. Ondan sonra ben yaparsam, yaptırdım, yapmazsam... İşte bu yere. Bir dakika oğlum, burası. Yere bu yere. Ben yapmazsam... Evet. Antep'e gidiyordu veya Adıyaman'a gidiyordu. Evet. Yol başında gizli yoktu. Evet. Çünkü elektrik kaynağı çoktu. Bakın... Oksijen kaynağı. Evet, oksijen benden başka kimse de yok. Bu yere usta. Ondan sonra egzoz işi yaptık. Karyola, divan, bunların tamirini yapardım. Bu senin çırak mı? Yok, aslan işim var. Kalfi işim var. Ondan sonra geldim, İstanbul'a gittim. Hı. Çünkü sülalem gitti. Sadece ben kaldım. Evet. İle. Gittim fabrikaya girdim. Fabrikada intiham olduk yine. Kaynakçı olarak kazandım. Hı. Kazandım. 750 kağıt aylıkla çalışmaya başladık. 10 sene deliksiz olarak. Hı. 10 sene çalıştım. Ondan sonra fabrika iflas etti. O zaman hükmünde 79'da 84 bin lira bir de küsürü vardı. Hı. Tazminatımı aldım. Hı. Rahmetli abim vardı, Abidin. Hı. Ağır. Ona dedim, abi, aha sana para, dükkanımı çalıştır. Ben iş bulur, iş yaparım dedi. Oğlum dedi, gel dedi, sen dedi, dükkan açar sana. Vallahi sen bilirsin dedi. İyi. O dedi, bir dükkan bulduk. Ne yapar, ne yapmak, sandalye göre bilmiyor. Hı. Bilmediğim için dedim, abi dedim, ben sandalye yapacağım. Koltuk. Hı. Ev koltuğu, yazıhane iş yeri koltuğu. Oğlum dedi, hiçbir şey bilmiyorsun sen dedi. Kaynaktan başka dedi. Yapacağım dedim. Ben gece gündüz onu düşündüm, onu da yapacağım dedim. Hı. Çok şükür. Aynı fikrimi de yönelttim. Hepsinde imalatını çıkar diyor. Bravo. Şimdi sana bir şey daha sorayım. Bu aşağı şehirden mesela geldik buraya. Buradan, evet, da dışarı gittik. Acaba bu hamamlar var diyor. Güzel camiler duruyor diyor. Bu memleketin, bu dağılmazdan önce bağlarda oturuyorduk. Şehir yine boştu. Ben şahsen... Boş değil miydi? Mesela bağ obasında çalışıyorduk. Akşam oldu mu kindileri yola düşüyorduk. Eşyane binen eşya. Yayan bulan yer. Peki camiler boş kalıyordu. Niye bir mehadini düşmedi? Niye bir haliye düşmedi? Şimdi neden oldu bu acaba? Şimdi, bu ilgisizlikten mi? Sen de... Benim şahsi görüşüm, ileri gelenlerimiz satan zengin, bana ne? Evet. Fakire de güç kuvveti yok. Evet. Filan yerde iş var, gideyim, çalışayım diyor. Evinde kalıyor, harap. Evde çoluğu çocuğu varsa soğuyor, eğiliyor, eğiliyor. Es zaman parası var. Evet. Böyle şeylerle uğraşıyor. Yoksa öbürlerde satan oturuyor. Peki bu hamamlar kim yıktı? Nasıl, ilgisizlikten mi yıkıldı bunlar? Hamamların yıkılmasında ben burada yoktum. Yok muydu? Yoktum. Ha, güzel. Hiç. Peki şimdi sana da sorayım. Sen olsaydın Besni'de, Besni'yi nereye kurardın? Sana deseler ki adam şu Besni'yi kur. Senin gönlünde nereye yatıyor? Nereye kurardın yani? Şimdi benim gönlüm, bu Delikli Kaya'nın yeri sağlam. Evet. Temel bakımından. Evet. Biraz da sahası da geniş. Evet. Delikli Kaya'nın epey zaman yerine kadar gidiyor. Evet. Onlar bir de bu şey yolu, Surfaz yolu, evet, evet, kurlardı. Ayardı. Tabii. İki tarafa. Güzel.
Peki şimdi şöyle diyorum, bir de şeyimiz aşağı şehirde belki bilmiyorsan bizim eskiden söylerler, belki sağdan soldan duydum. Evet. Kendi türkümüzü söylerdik, hamamlarımızda şiirimizi çıkardık. Şimdi bunların hepsi batal oldu. Hepsi biz diyoruz oldu. Ki bu ananevimizi, kendi dilimizi, kendi kültürümüzü canlı tutmak için, sporumuzu canlı tutmak için bir folklor kuralım. Şimdi folklordan spor yan yanadır. Yani bir ülkenin, bir memleketin, bir köyün en iyi tanıtımıdır. Tabii. Bunda da maddi manevi kalkında bulunur musunuz? Tabii ben kendi gücümle, kendi çabamla az çok her ne kadar olursa destek olurum. Evet, tabii. Şimdi sadece parayla da değil, mesela bir tabii, okuyucu tabii, olur, tabii. İyi sesli tabii. Olur, gelir diğer folklorumuzda Besli'leri temsil eder. Abi bu Besli'nin malı olacak, Besli'nin halkının çocuğu olacak. Hem bizi Besli'ne bağrına basacak bunları. İki tane kız var benim. Evet. İcabından ses güzel olup şeyleyebilir, şarkı türkü söyleyebilir. Tabii. Şimdi oyuna bunda utanma, arlanma yok ki. Kendi evet, Besli'mizin, kendi halkımızın. Tabii. Ha. Başka yani dışarıdan onlar olması... gözü kaşı kara havadan zeminden inmiyor ya. Biz... boya oluyor değil mi? Burası boya kısmı. Aslında bu dükkan yine de dar yani bunlara göre. Valla yine de ama... bizim kaportos görüyoruz yine bizden yenisi de yok yani. Evet, dikkatini mesinde, çekmiştir. Yani en büyük dükkan desem inanılmaz. Öyle öyle bizim buraya göre öyle yani. Yazarısı var, deposu var. Beşli'nin başarılı insanlarda böyle dar köşeleri, bu gibi dükkanlar az. Kullanacağınız parçalar evet. Oluyor değil mi? Yedek evet. Parça. Hem satış yapıyoruz hem şey. Hem satış yapıyoruz. Hem de, kendin işini de kullanıyorsun. Tabii tabii monte ediyoruz. Kendi işimizi de kullanıyoruz. Evet çok güzel. Altta da var. Altta da aynı büyük parçalar var. İçin yazar mı? İçinde parça satıyor. Söyle şunu. Yani burada demir var. Ben dokunmuşum. Bunlar kaporta kısımları. Kısımları evet işte tablolar. Pancurlar, pancurlar. Evet.
Yani kaba malzemeler burada, ince malzemeler üst katta. Evet. Değil mi? Hemen depoda kullanıyoruz. Evet. Peki sizden sorayım. Evet. Bu malzemeyi kendiniz acentalardan biraz daha farklı veriyor musunuz müşteriye yani? Valla biz yani, vadeli takıyorsun, o da bir kar sağlıyor mu yani müşteri için kolaylık? Parası olmaz da ya benim tamponum kırıldı dedi. Şimdi söyle dedi. Abicim hani mesleğini biraz seni biliyorsunuz. Adama pesin kesiyorsun, 2 gün sonra veririm diyor. Bir şey diyemiyorsam tanıdık. Evet. Adam aylar seneler sürüyor. Abi ben şimdi 5-6 ayda alacağım vardı, halen arkana koşuyorsun. Evet, şimdi işte bu da... Mahsetli de olmayınca olmuyor. Müşterinin... Tabii. Seni rahatsız oluyor, müşteri rahatsız oluyor. Evet. Bir parça gidiyor, sağa sola koşturuyor. Onun için yani.